Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size farklı ve çok lezzetli bir yemek tarifi vereceğim. Yöresel bir yemek tarifi. Şanlıurfa iline İn ait birecik erik tavası. İçinde eriğin olması en başta önyargı oluşturabilir. Ben eriğin ete bu kadar yakışacağını hiç tahmin etmemiştim açıkçası. İnanılmaz lezzetli oluyor. Yapımı da çok kolay. Malzemeleri karıştırıp sadece fırına gönderiyoruz. Evet, yapımına hemen geçiyorum sizi bekletmeden. 1 yemek kaşığı biber salçasını kullanacağım tepsiye alıyorum. Sonradan da ekleyebilirsiniz. Yani zeytinyağıyla önce salçayı birazcık karıştıracağım en başta. Sonra diğer malzemeleri ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını da ekledim. Salçayla birlikte şöyle karıştırıyorum. Eti ilave ediyorum. Yaklaşık 500 gram kadar dana eti kullandım. Kuzu eti de kullanabilirsiniz. Şöyle göz kararı domatesler kullanıyorum. Büyük domates de kullanabilirsiniz. Ortalarından 2'ye 4'e bölerek e, ekleyebilirsiniz. İnanın malzemelerin miktarının hiçbir önemi yok. Bunları göz kararı çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle domatesleri ortalarından 2'ye 3'e e, bölüyorum ve tepsiye ekliyorum. Şimdi bolca sarımsak ekliyorum. Burada yaklaşık ondan fazla diş sarımsak var. 250-300 gram da erik ilave ettim. Tuzunu, baharatlarını ve biraz da kuyruk yağı ekledikten sonra hepsini karıştıracağım. Kuyruk yağı isteğe kalmış. Tabii ki baharatlar da aynı zamanda isteğe kalmış ama ben çok yakışan baharatları söylüyorum. Vazgeçilmezimiz karabiber ve pul biber. İsterseniz kimyon da ekleyebilirsiniz. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Üzerine bir tane yağlı kağıt kapatıyorum. Fırını 200 dereceye ayarladım, iyice ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 50 dakika kadar pişiriyorum. Tabi bu ete göre de değişebilir. Bir saatten fazla da sürebilir. Fırını açarak çatalla kontrol edebilirsiniz. Et piştiğinde tamamdır. Evet, fırından çıktı. Ben iftar saati olduğu için ancak bu şekilde çekim yapabildim. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Erik ekşi bu kadar mı yakışır bir ete? Yani baharatlarla birlikte domatesle, sarımsakla, kuyruk yağıyla o kadar güzel bir uyum oldu ki inanılmaz lezzetli. Denerseniz yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyor olacağım mutlaka. Videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.